Durumumuzun sanırım kullanma kitapçığı burada. Şöyle bir kullanma kitapçığı da var. Bunu da bir ara okuyacağız bakalım. Kullanma kitapçığı şimdilik bu sunumda. Yavaş yavaş yerinden çıkaralım. Şöyle bir ambalaj içinde. Şurada bir yapışkan yeri var sanırım. Oradan yapışkanı çekerekten. Evet. Maşallah diyoruz. Drone'umuz burada. Üzerinde kamera muhafaza kapağı da mevcut. Pervaneler üzerinde zaten. Pili de üzerinde. Soketin yerine takmamışlar. Bunu biz kendimiz takacağız. Şuraya bastırmak suretiyle. Tahminimden biraz daha ağır çıktı. Kamera kapağını da açalım. Kameranın gördüğüm kadarıyla üzerinde bir jelatini yok. Görüldüğü üzere bir jelatin görünmüyor. Elimde sürmek istemiyorum. Yağlanmasın, tozlanmasın. Ambalajlar, paketleri de atalım kenara şimdilik. Diğer yandan bir adet şarj adaptörümüz var sanırım. Burada bir adet USB kablosu var. İki ucu da Type-C micro USB. Şarj etmek amaçlı kullanacak. Adaptörümüz burada. Sıradan devam edelim. Görüldüğü üzere iki adet yedek pervane. Bir tane L anahtar var. Tahmin ettiğim kadarıyla alüminyum uçlu olması lazım. L şeklinde. Drone pervanelerini sökmek için kullanılacak. Birinci kutunun açılışını yaptık. Malzemeleri de yine buraya koyalım şimdi. Daha sonra ben bunu toparlayacağım. Şimdi gelelim ikinci kutumuza. Geldik ikinci kutumuza. Gözlük kutumuz. İçinde motion hareket kumandamız da var. Bunun da şurada bir open etiketi var. Buradan açacağız yine aynı şekilde. Kutuya da zarar vermek istemiyorum açıkçası. Kutumuzu yere koyalım. Üzeri eski tip motion controller. Birinci seri bu. Burada özellikleri vesaire yazıyor. Muhtemelen ilk seri bu. İkinciler çünkü joystickli oluyordu bildiğim kadarıyla. Ama Goggles 2. İkinci seri gözlük var. Allah'tan. Daha önce izlediğim YouTube'daki videolardaki gibi bu motion controller 1'i biraz itelemişler gibi yani. İkinciyi koymamışlar da birinci vermişler bize. Şurada gözlük kablosu var. Adaptörü ucuna soketi bağlayacağız. Adaptöre taktığımız zaman gözlük çalışır halde olacak. Bir tane gözlük kayışımız var şurada. Şöyle. Gözlük lenslerimiz var. Gözlük adaptörünü de buldum bu arada. Şunun içindeymiş. Şöyle gözlük adaptörümüz. Şurada açma kapama düğmesi var. Buna bir kere basıp ikinciye uzun basık tuttuğumuz zaman adaptör açılıyor. Bunu tabi gözlüğe bağladıktan sonra açmak istiyorum. Şimdi hemen açmıyorum. Şurada ışık yerleri var. Kaç diş şarj olduğunu oradan göreceğiz. Şimdi adaptörümüzü de tekrardan göstereyim. Şunu da açtığım zaman şu şekilde. Bunu cebimize koymak için uzatma yay şeklinde yapmışlar. Bunu helizonik. Şimdi bu uç soketli zaten. Adaptörün şu kısmına getiriyoruz. Şöyle zaten tırnak var üstte. Gördüğünüz gibi ittirince zaten yerine oturuyor biraz. Elimize de destekliyoruz. Şu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Bunu da gözlüğe takacağız inşallah. Yani adaptör kabloyla beraber bu şekilde. Yani şu kontrolümüzü de şu kutunun içinden çıkarttım aynı şekilde. Ağzını açmıştım da unuttum video çekmeyi. Yani içinden çıkartırken görmüş olalım. Şöyle. Dediğim gibi bu eski tip. Yani break yani havada herhangi bir panik durumunda aniden durdurmak için kullanılıyor bu düğme. Bastığınız zaman drone olduğu yerde çakılıyor yani havada sabit kalıyor. Ama tekrar harekete geçiyor mu geçmez mi onu bilmiyorum. Onu kullanınca bakacağız.
Şurada bir tane açma kapama düğmesi var. Bunu yiyeceğin tüm ürünlerinde olduğu gibi bir kere basıp ikinciye uzun basarak bekliyoruz. O zaman kumanda açılıyor. Hemen bütün cihazları aynı anda açacağım için acele etmiyorum. Şurada yukarı aşağı kaydırma düğmesi var. Tilt yazmışlar. Şurada lock var. Bu lock zaten drone'u başlatmak için. İki kere basınca drone çalışıyor. Bir kere basıp uzun basınca drone havaya kalkıyor. 1,5 metre kadar mesafe yukarıya. Yani daha önceki videolarda da dedikleri gibi ileriye özelliği yok. Sadece pardon, geri gitme özelliği yok. Sadece ileri gidiyor drone'umuz maalesef. Yani bunu öyle yapmışlar. Bu kötü oldu. Geri gitme özelliği yok drone'umuzun. Sadece ileri gaz pedalı var şöyle. Yani bu tamamen hareket sensörlü arkadaşlar anlayacağınız. Yani drone'u bu tarafa sağa sola çevirdiğimiz zaman drone kendi etrafında dönecek. Olduğu yerde de böyle döndürünce de muhtemelen sağa sola yatacak. İleri geri yatma özelliği de var tabi. Bunu kullanarak bakacağız zaten. Şimdi sıra geldi gözlüğümüzü açmaya. Gözlük paketimiz de burada. Gördüğünüz üzere. Bunu da yapıştırma şurada yandaymış. Bundan maşallah çok güzel yapıştırmışlar. Hiç açılmayacakmış gibi paket yırtıldı artık açana kadar. Şöyle gözlüğümüzü de çıkardık. Yani anlatılanlar gibi üzerinde bir koruma düğme kapağı var. Altta dioptik ayarlama, yani lens ayarlama düğmeleri var. Önde iki tane havalandırma gözleri var. Drone, yani gözlük ısındığı zaman soğuması için. Üzerine iki tane vida atmışlar. Çok saçma olmuş bunlar. Antenlerimiz de zaten üzerinde geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları havaya kaldıracağız şöyle. Bunların sağa sola oynama özelliği yok. Sadece inip tekrar yukarı kalkıyorlar şöyle. Yani gözümüzde bu şekilde arkadaşlar. Yanda parmak dokunma alanı var. Dokunmatik. Yani menüleri açmak için, gezdirmek için. Şuna bir tane de jelatin koymuşlar zaten. Bu jelatini açtıktan sonra dokunmatik özelliğini daha rahat kullanabileceğiz tahminimce. Onu da şöyle açıyorum. Malzemeye de çok zarar vermeden. Ya muhtemelen bu jelatin üstündeyken de bu çalışacaktır ama ben şimdilik sökmeyeyim. Eğer temassızlık olursa bunu sökerim. Şurada güç girişi var solda. Sağda USB Type-C, Micro Type-C girişi var. Şurada SD kart girişi var. Micro SD. Hemen yanındaki yuvarlak delikte zaten ilave kulaklık girişi. Normal şartlarda gözlüğün kendi sesi var ama yeterli gelmezse daha iyi ses duymak için kulaklık girişi de takmışlar. Üstte de havalandırma delikleri var. Tahminimce ızgaralı. Şimdi gözlük kapağını sanırım şuradan parmağımızı takarak açacağız. Şöyle çekince zaten geliyor. Evet, üzerinde jelatinleri de mevcut. Yani ışığa karşı korumak için böyle bir ayarlama yapmışlar. Bunları gözlüğün orta kısmında, iç kısmında bir tane de düğme var. Bu banding dedikleri gözlüklü diğer cihazları yani motion controller'la drone'umuzu birbirine bağlamak için kullandığımız düğme. Ya basık tutuyoruz ya da bir kere basıyoruz. Şu an tam aklımda değil. Onu gözlüğü takınca zaten anlaşılacak ne olacağı. Şu sağda solda kanallar var. Bunlar tahminimce hoparlör, yani ses yapması için koymuşlar. Diğer yandan bu düğmenin üstünde de bir tane göz var. Şimdi fark ettim. Bu göz algılamak için, yani gözlüğü yüzümüze taktığımız zaman ekranları aktif ediyor. İçerideki ekranı aktif ediyor. Gözlük takılı olmadığı zaman ekranı kapatıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bütün parçaları açtığımıza göre önce gözlüğümüzün güç girişini takalım. Şurada zaten. Bunu da cebimize koyduğumuzda ara kablo cebimizde duracak bu batarya. Şurada güç girişimiz var. Üzerinde zaten elektrik simgesi var, göreceksiniz.
Aynen, elektrik girişinden de anlarsınız zaten güç giriş olduğunu. Buraya güç girişimizi takıyoruz. Bismillah. Bastırdık. Şimdilik herhangi bir görüntü yok içinde. Çünkü ışıklar da zaten kapalı. Standart açma özelliği zaten bir kere basıp bir kere uzun basıyoruz. Işıklar yandı. Bir de uzun basıyorum. Şu an bir diş şarjı görünüyor. Lens jelatinlerimizi de sökelim. Şöyle. Kutumuzda dursun hazırda. Ne olur ne olmaz. Yalnız ilk paket gelişinde bir diş şarjı olması kötü olmuş. Yani bunu demek ki şarja takacağız uzun bir süre. Hatta drone'umuz da tek diş şarjda şu an. Kumandamız da hazır. Açalım. Bir tek o kaldı. Geri açılmadık. Evet. 3 diş yanıyor. Şimdi gözlüğümüzün bandik düğmesine basıyorum bir kere. Bakalım ne olacak. Yani bu aktifleştirme özelliğini daha çok anlamadım ama biraz kurcalayacağım. Şu an gözlük içinde bir ekran var. Dil seçenekleri görünüyor. Biraz tabi drone'un görüntüsünü sağa sola ayarlamam lazım. Çünkü bilmiyorum siz görebilir misiniz burada? Göremeyeceksiniz muhtemelen. Çünkü gözü algılamadan görüntü vermiyor. İlk menüyü açtığım zaman içeriğinde dil seçenekleri vardı. Yani hangi dili kullanacağımızı seçmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu da dokunmatik kullanarak yapacağız tabii.